AKP bir savaş başlatarak bir kez daha bütün şehirlere cenazeler göndererek üzerindeki sıkışmışlığı şiddet yoluyla topluma ihraç edemez. Buna izin vermeyeceğiz. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, İzmir Tepekule Kongre ve Kültür Merkezi'nde gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. AKP'nin yaptığı hataların, işlediği suçların, günahların hesabı asker ve polis öldürerek sorulmaz. Onlar tamamı bu ülkenin çocukları, bizim çocuklarımız. Biz böyle görüyoruz. Ve AKP de işlediği bütün bu suçları, günahları örtmek için Kürt çocuklarını şehirlerde, dağlarda öldüremez. Buna da izin vermeyeceğiz. Devam eden çatışmalı sürece ilişkin konuşan Demirtaş, ölümleri durdurma çağrısı yaptı. Önce ölümleri durduralım. Yarın değil, haftaya değil, seçime kadar değil, şu saatte bir kez daha İzmir'den çağrı yapmak istiyorum. Ölümlerin derhal durması lazım. PKK'nin amasız, ancaksız, silahlı, bombalı şiddet eylemlerini şehirlerde, dağlarda durdurması lazım. Bizim açımızdan bunun alternatifi yoktur. AKP'nin 7 Haziran'dan sonra darbe yaptığını söyleyen Demirtaş, gazetecilerin seçim hükümetiyle ilgili sorularını da yanıtladı. Gece gündüz savaş isteyen MHP ile birlikte hükümet kurmaktan çekinmiyor. Gece gündüz barış diyen HDP ile aynı hükümette yer almaktan efendim zorlanıyorlarmış. Kusura bakmayın. Hırsız değiliz. Katil değiliz. Rüşvetçi değiliz. Saraylarda yaşamıyoruz. Kimsenin evladını bu savaşlara kurban etmedik. Savaş emri vermedik. Eylem emri vermedik. Kandil'e operasyon emri vermedik. Suriye'ye gizli gizli silah göndermedik. IŞİD tecavüzcülerini beslemedik, desteklemedik. Bunları yapan biz değiliz. Biz sizinle orada hükümette olmayı kabul ediyoruz da daha siz mi kabul etmiyorsunuz? Kendinize bir bak, kendinize gelin. Erken seçim tartışmalarına değinen Demirtaş, her seçimde kazanacağız, büyüyeceğiz dedi. Eğer erken seçim olacaksa, ki öyle görünüyor, bu erken seçim artık partiler arası bir tercih değildir. Türkiye çok ciddi bir iç savaş tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bunu telaffuz etmemek için gerçekten çok uzun süre dikkatli davrandık. Ama bugün AKP bu noktaya götürmek istiyor. Bundan şüphemiz yok. Gerekirse iç savaş çıksın, gerekirse seçim olmasın. Ertelensin. Seçim olacaksa da insanların birbirini boğazladığı bir ortamda olsun diyorlar. Burada sorumluluk bütün topluma düşüyor. Demirtaş Erdoğan'a da seslendi. Yıkılmış saraylar vardır ama yıkılmış halklar göremezsin dedi.